Ama bu piyasa denen olay biraz da sıkıntılı. Bence insanların elinde. Evet, yani çok ihtiyaçla ilgili değil de ihtiyaçların insanların yönlendirmesiyle. Aynen. Biraz da ona bağlı oluyor piyasa. Evet. Şimdi peki şimdi buyur hocam. Vatandaş şunu 300 kilo toplarsa atıyorum fiyat 10 lira. 500 kilo toplarsa adam vuruyor geri onu 6 liraya. Ya bu arşıdaki adam bu biberi yemiyor mu? Yiyor. Niye oynuyorsun fiyatına? Sıkıntı bu. Yani piyasanın kontrolü çiftçinin elinde değil. Evet. Yani emeğini başkaları yönlendiriyor. Tabii. Bunun işi biz burada kartel firmalar mı diyelim artık onlara çalışmak, onların işçisiyiz. Şimdi toprağın hazırlanması dönüm maliyeti 30-35 bin lira dedik. Toprak altındaki mücadele buna dahil. Ya onu devamlı onu bir orada bitse. Evet, onu anlatacağım. Şimdi toprağın üzerine geçtik. İlk çiçeklerle mücadele başladı. Bundan sonraki süreçte mücadelenin yaklaşık maliyeti nedir? Şimdi işte demin söyledi ya, şu anda bir çiftçinin şu bir dönümünü sezon sonuna kadar 120 milyardan aşağı kendini kurtaramaz masrafta. Bunu şu bu diyemem. Şimdi vatandaşı şu diktiği dönemlerin 15-20 günü 30 gününde falan veyahut da bugününde virüs denen bir bela var. Evet. Bu yakaladığı zaman o çiftçi zaten gitti. 5 sene kendine gelemez. Bakteri denen bir olay var. Çeşit de biraz yatkınsa vatandaş da eğer ilacı falan bu beyaz sinek akar bugünden sonra küllemele başlayacak bu çürüme şu çiçekler işte hafif nemi gördüğü zaman bu çiçekler burada şu burada nemleniyor şu nemlenince burada çürüme yapıyor. Bir vatandaş buraya bir çürüme iyi bir çürüme ilacı atayım dese ton maliyeti en kötü ihtimal 2 milyar. Yanına öbürlerini de koyayım dese 6-7 milyarı buluyor iyi bir ilaçlama yapayım dese buraya. Tabii bir atma diyelim ki 10 dönüme 6-7 milyar. Alttan gübreleme yapayım dese yine dönüm maliyeti herhalde 4-5 milyarı bulur. Aynen. Bir suda. Şimdi boş su, o tatlı su derler. Ondan vereyim, geçiştireyim dese kışa bitkiyi tam oturtturarak verimli girdiremiyor. O boş suyu da veremiyor. Verdiği zaman otomatik tep açıyor sudan dolayı. Kök çünkü devamlı 9 ay bu kök bu toprağın içinde kalacak. Ve her hafta su yemek şartıyla. Peki içerinin sıcaklığını nasıl ayarlıyorsunuz? Vallahi içerinin sıcaklığını aslında bu seralar tam o ne seralar diyorlar? Teknoloji o yani sera tipi değil. Ona gücü yetecek çiftçi ben zannetmiyorum olduğunu. Çiftçi içerinin sıcaklığını belinin terlenmesiyle ayarlıyor burada. Yani aslında buraya bir termometre falan konması lazım ama olmuyor işte içerinin nemini nereden bileceksin? Şu nem 95'in üzerine çıktığı zaman otomatikman burada çürüme hastalığı getiriyor. 75'in altına düştüğü zaman yine çiçek döllenemiyor. Yani o artadaki nemi koruması lazım. Nemi ve sıcaklığı kendine ayarlayacak. Tabii kendisi. Bilek gücüyle ayarlıyor yani. Tabii. Bakarsın bu seranın şu etekler indir kaldır olayı var. Evet. Daha şeye bas düğmeye kaldırsın olayı yok. Vatandaş baktı rüzgar esiyor. İndir. Rüzgar yok. Güneş çekti. Kaldır. Olay bu. Tam peki, otomasyonlu seralarımız yok şu anda daha. Evet. Şöyle hani az önce bahsettiniz de işte küllemeydi, işte kırmızı örümcekti. Evet. Kısaca hastalıklardan ve tavsiye edebileceğiniz tedbirlerden bahseder misiniz? Vallahi tedbir olayı bunun haftalık hele hele bu sene bizi en çok akar. Kırmızı örümcek. Perişan etti yani çiftçiyi gerçekten de. Biz de şimdi ilaçları adam bu sefer diyorum ya kardeş ilacın içinden mi çalıyorlar? Öyle bir şey yok. Popülasyon gerçekten bu sene akarda çok yoğun. Haftalık ilaçlaması bak yine bir köşeden bir rüzgarla giriyor. Giriyor yavur işitten daha tehlikeli bir haftada tarlaya kapsıyor. İstilaydır. Külleme de keza öyle artık ortanın içerinin nemi şu ortanın aşırı kurak olduğu zaman burada küt külleme giriyor. Bu da şeyden tehlikeli. Yani çürüme zaten başlı başına o nem ayarını kaçırdığın an o çürüme de kendi sıkıntısını gösterecek. Yani gerçekten de
kış şartlarında bu seracılık işi gerçekten zor. Çok dikkatli olması serasının başında. Yani devamlı her gün burada olmak zorunda çiftçi. Daha şeye gelmedik. Afetlere, beklenmedik olaylara, yağmura, rüzgara gelmedik. O takdir ilahi, tabii arka taraftaki geçen hafta bir serayı aldı götürdü. Yani bu beton direkler söktü aldı götürdü. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi belli başlı hastalıklar bunlar. Yani virüs, bakteri, dabanda nematodundan başlıyoruz. Evet. Ondan sonra virüs bakterinin mücadele, ondan sonra akar, beyaz sinek, kurt. Normal şartlarda bunu haftalık atması lazım. İşte bugünden sonra bu seviyeye gelmiş külleme, biberde ağırlık olan külleme ve çürüme. O yeni gençlerin söylediği gibi o botritis olayı. Bunlar yeni ilerleyen dönemlerde de tripsle mücadele. Yani ileride bir de trips çıkacak. Yani çok her haşere keyfine göre gelebiliyor yani. Peki bir şey dikkatimi çekti. Böyle aşağılarda çiçekler var. Bunların dökülmesi normal mi yoksa o da bir rahatsızlık mı? Şimdi şu çiçek oldukça az şu biberin yapısına evet. göre. Şimdi bunun dökülmesinin sebeplerinden birisi tuz. Toprakta burada diyor ki ne burada deniz seviyesinden yarım metre aşağıda. Bir yerde diyor ki ne iddia ediyor 7 metre aşağıdayız bilmiyoruz zaten. Tuz gideriz diye bir olur. Denizin altındayız. Denizin yarım metre aşağısında. Şimdi burada tuz giderici devamlı vatandaş özellikle kükürt kökenli ve kalsiyum kökenli tuz gidericiyi bu bölgelerde mecbur bir de hayvan gübresi kullanıyor. O yapıyor, nematot yapıyor, bitki yer yer strese giriyor, buradan sararıp atıyor yani. Özellikle de başta tuz ve nematot bizi yani perişan ediyor. Tabii, şey. En büyük sebep. Biraz da şey de var, hava şartları. Stres. Ya işte hava şartı ikinci şeye geliyor. Hava şartı biz tabii yerine göre sıkıştığımız zaman diyoruz ki ne? Kardeşim havaya görmüyor mu? Tabii canım, ziraat mühendislerinin klasik. Klasik, öyle deyip kurtuluyoruz.